it's a ridiculous sales strategy. Film çekimi sırasında da aslında her zaman hani çok önce çalışmama rağmen mekanı, işte açıları, kullanacağımız ışığı, hatta şeye kadar yani işte diyafram kaç, hangi lens kullanacağız, diyafram nedir, ne olacak, o gün hava bulutlu mu nedir, işte gölgesi ne kadar uzuyor, nerede, akşam mı çekelim, sabah mı çekelim. Bütün bunlara rağmen, bütün bunları biliyor olmamıza rağmen ekip olarak yine de tesadüflere açık bir şekilde, çünkü o gün başka bir şeyler de o işin içine girebilir, bilemediğiniz, kontrol edemediğiniz. O kontrol edemediğiniz şeyleri de içerecek bir esnek çalışma biçimini yapmaya çalışıyorum. Yani gerçekleştirmeye çalışıyorum. Genellikle 8-9 hafta çekimim sürüyor. Genellikle ilk filmini çekecek görüntü yönetmenleriyle çalışmayı tercih ediyorum. Yani ilk uzun metrajını çekmeyi çekecek olan görüntü yönetmenleriyle çalışmayı tercih ediyorum. Bunun sebebi de aslında bu karanlık 15 sene boyunca ben biraz kamera asistanlığı da yaptım. Yani fokus bulurluk yaptım. Oradan öğrendiğim çok şey oldu 35 mm ile ilgili. Ve hani bir filmin görüntüyle ilgili balansları ne olmalıdır, nasıl olmalıdır? Bu konuda bir hayli deneyimim oldu. Ve bir ilk görüntü yönetmeniyle, yani ilk uzun metrajı çekecek bir görüntü yönetmeniyle çalışmak çok heyecan verici bir şey. Çünkü onun heyecanını ve titizliğini görüyorsunuz. Bir de ona belli konularda eğer sıkıntılar yaşarsa çok geniş bir şekilde destek olabiliyorsunuz. What I do is basically, of course, I prepare my shoots really well in advance. I try to get all the details down, such as all the angles, the lighting, the lenses, the diaphragms, the meteorological conditions, what it looks like when it's cloudy and sunny, and how long the shades are, at what time of day. All of these things I definitely prepare well in advance. However, during the shoot, of course, I still allow myself, there are still moments of something random and beautiful happening, and I still leave myself ready for those serendipitous moments. And my shoots generally last 8 to 9 weeks. And what I usually prefer is also work with first-time DPs, because during my dark period of 15 years, I also did a lot of assistant camera. And during that time, I definitely got to learn a lot about the technical side of things and the look that I want for my films. So I love working with a first-time feature DP. That way, if there are any problems, I can be a big support to them, and I love seeing how excited they are to be realizing their first film, and to me that becomes contagious for me as well. Ve aslında genel, yani kurguya geçtiğimizde de hiçbir zaman senaryodaki kurguyu genel olarak çok fazla takip etmiyorum. Tabii ki senaryoya göre filmi bağlıyorum. Ama her zaman, her filmimde aslında bir takım sahnelerin yeri, gidiş gelişler değişiyor, değiştirebiliyorum. Bu esnekliğe sahip olmak için de mesela şöyle bir yol izliyorum. Genellikle biliyorsunuz işte filmlerde bir tür devamlılık problemi vardır. Hani işte o tuttu tutmadı, işte elbisesi, kıyafeti vesaire. Ben burada şöyle bir yol izliyorum. Oyunculara genellikle o karaktere aynı renkleri giydiriyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı hep benzer renkler giyiyorlar ve o zaman aslında filmin içinde sahnelerin yerlerini değiştirme esnekliği de kazanıyorum. Yani bu bir küçük aslında tecrübe. Yani bunu size paylaşmak istedim. Yani bu mesela inanın birçok şeyinizi kurtaracaktır. Başınıza gelebilecek bir takım beğenmediğiniz sahneleri, aradan bir şey attınız, onun yerine başka bir şey koydunuz. Hani o devamlılığı sağlamak açısından bir tür üniforma kostümler her zaman çok iyi çalışır. So once I get to the stage of the mise-en-scene, I don't, of course I follow the script, but I'm not 100%, I don't follow it completely blindly. I give myself the flexibility, I allow myself the flexibility of sometimes even changing certain scenes around. And for me, what I have found as a formula for myself is, in order to be able to be this flexible and
avoid the continuity problem, I basically have my characters always dress in similar colors. So to have this kind of uniform approach to costumes has really allowed me, and it could, I mean, it's just a little tidbit like that, but it could really save your lives at some point where there's a scene you don't like and you want to pull something out or pull it out, make it out of order. It definitely comes in handy. Ve aslında kısıtlamayı seviyorum ben. Yani kısıtlanmayı. Çünkü mesela müzik kullanmayı özellikle istemiyorum. Çünkü müziğin yani müziği niye kullanırım diye düşünüyorum. En fazla işte bir duyguyu eğer anlatamadıysam o duyguyu ortaya çıkarmak için. Eğer müzik kullanmayacağınızı başta karar verirseniz o zaman o sahnenin dramatik etkisini müziksiz nasıl yapabilirim? Burada o duygu oyuncuya çok şey atıfta bulunmanız gerekiyor. Yani ondan çok şey almanız gerekiyor. İfadeden, atmosferden, ışıktan. Çünkü müziğin yerine ışığı tercih ediyorum. Yani müziğin yerine oyuncunun ifadesini tercih ediyorum. Müziğin yerine doğal sesleri, tıkırtıları, o anda atmosferde ne varsa etrafımızda orayı tanımlayan ya da arttıracak bazı şeyleri. Bu beni daha yaratıcı kılıyor diye düşünüyorum. Daha uyanık kılıyor. Çünkü günümüzde müzik aslında çok manipüle eden bir şey. Özellikle şu korku sineması ya da işte şiddet sinemasının altındaki bütün o efektleri kaldırdığınızda deneyin mesela. Ben bazen deniyorum. O film felaket bir şey haline geliyor. Yani hiçbir şey olmuyor o filmde. Hiçbir etkisi yok. Yani müziğin ve efektlerin çok önemli bir yer kapladığı bir alan orası. What I really actually like for myself is constraints. I really like working with constraints. An example of this is that I don't use music in my films, and because I feel like I ask myself why I would need music at that point, and for me, music would only be perhaps to enhance a certain emotion. But if you decide from the beginning that you're not going to use any music, then you can try to find ways to create the dramatic effect in other ways. So for me, for example, I try to get that feeling out of the light, out of the expression on the actors' faces, or the natural ambient sounds. This allows me, I feel like this allows me to be more creative, in fact. When I watch certain films, certain action films, certain mainstream films, I realize just to what extent music is used to manipulate. And if you pull out all the music and the special effects, you realize that actually the film lacks complete dramatic punch. 35 çekiyorum ve analog yapıyorum her şeyi. Yani hiçbir şekilde şu ana kadar dijital hiçbir şey kullanmadım hiçbir filmimde. Hiçbir efekt yok. Ona da karşı mısınız derseniz geri kafalılık gibi gelebilir ama yaptığım filmlerin, bu üçlemenin naturası, yani durduğu yer böyle davranmamı gerektiriyordu bence. Çünkü bu dijital yağmurlar, dijital karlar, dijital gökyüzleri falan filmin gerçekliğiyle ve tonuyla asla uyuşmazdı diye düşünüyorum. Ve çok da beğenmiyorum o ortaya çıkan sonuçları. I shoot on 35mm and I've been very strictly analog so far. I haven't made use of any digital technology, any digital effects for my films. You might think of me as old-fashioned or backwards, but I feel like especially for the trilogy, for the ethic of this story and of these films, it was important for me not to make use of anything artificial. For me, having digital skies or snow or any of those effects, for me, it just wouldn't have, it sat well with what I'm trying to express in these films. Ama yani hani bunu hayat boyu kullanmayacağım diye bir şey yok herhalde. Yeni mesela aklımda bir şey var. Hikaye var. Mesela onu hep yanımda bir kamera ve taşıyabilirsem bir küçük ses cihazıyla beraber tek kişilik bir ekip falan olmadan belki bir iki oyuncuyla beraber bir yıla yayılmış bir film çekme düşüncem var. Her gittiğim yere giderek aslında, yani doğal hayatımı hiçbir şekilde bozmadan gündelik rutinimi onun içinden bir film çıkarabilir miyim diye düşünüyorum.
Onun için mesela dijital bir kamera kullanacağım. Eğer bunu yapabilirsem. O yüzden hani bu konuda böyle biraz da filmin getirdiği bir tercihler de söz konusu. This is not of course a hard fast lifetime rule for me. I feel like this can change according to the film. For example, I have a new idea for a project, and in that case I would I am thinking about creating a film that would be spread across 1 year, and it would actually not be a formal shoot, but I would be always traveling and walking around with a digital camera and a sound recording device, and I would try to create a film from bits that I capture during my life and see if I can create something of dramatic effect during that time. So in this case I would be using a digital camera. For me, every film has its own needs, and I don't have to have a hard and fast rule about it. Bilmiyorum, burada bizi susturacak bir şey var mı? Bir saatimiz var mı? Yani bitti falan diyecek birisi yok mu? Saatim bile yok yanımda. Asya or I don't know, is she here? How long can he continue? Okay. Evet, soru varsa tekrar devam edelim. If you have any more questions. Useful to know. Profesyonel aktörlerle çalışmadığınız için ne tür yöntemler kullanıyorsunuz? Onlara yardım edebilecek bu konuda. Yeah, for those in the back, it's a question about how to work with non-professional actors and how to cast and what kind of methods one might use in the lack of formal acting experience. Yani bütün filmdeki herkes amatör değil. Bazıları profesyonel ama yani o mesela Nejat İşler var. İşte profesyonel bir oyuncu Yumurta'da. Ama onunla mesela çok farklı bir ilişkim var benim. Yani 20 senedir tanıdığım birisi ve bir aktör gibi davranmasını istemiyordum onun filmde. Yani hepsi birden amatör değil. Ama şöyle bir şey var. Mesela Süt'teki Melih, bir oynayan, başrolde oynayan çocuk, bir üniversitede, Boğaziçi'nde iktisat okuyan bir çocuk. Ben onun böyle onlarca, belki yüzlerce insanla konuşuyordum ve onun mutlaka amatör birisi olması gerektiğini düşünüyordum. Yani profesyonel birisiyle yapamazdım. Çünkü bir tür nasıl söyleyeyim size, duygularını denetlemeyi ya da duygularını göstermeyi meslek edinmiş birini değil de tamamen aslında kontrolsüz yaşayan, hepimiz gibi yaşayan birisi olmalı diye düşünüyordum. I don't actually work exclusively with non-professional actors. I do sometimes use professional actors as well. It's usually mixed. For example, for Egg, the first film, the main role was by a professional actor, but it was a different relationship. We've known each other for 20 years, and I definitely didn't want the actor performance out of him. I wanted something else. And for the second film, Süt, Milk, that is a non-professional actor. He's a university student. He was an economics student. Usually the way I select, I talk to tens and hundreds of people, and for that role I knew that I couldn't do with a professional actor. I didn't want somebody who had the discipline as his career to control his emotions. I wanted something more perhaps spontaneous. Ben senaryo yazarken sahnelerdeki sahneleri yana hep bir not düşüyorum, duygudan bahseden. Yani bir duygu söylüyorum orada, işte atıyorum bir tür sevinç ya da üzüntü ya da kuşku, yani bir duygu tanımlaması yapıyorum. Usually while I'm writing the script, I take notes in the margins about certain emotions that I want there. Like this is there's a certain sadness, happiness, a bit of suspicion. Ve oyuncuyla, o çocukla mesela, Melih'le o duyguları konuşmaya başladık önce. And for in that case with Melih, with that student, I started first to talk to him about those emotions. Yani senaryo falan hiç konuşmadık. Ne olduğunu bilmiyor. Before we even began speaking about the story or the script, he didn't know what it was about.
Mesela işte korku, yani korkularını anlattırdım ona. Yani ilk mesela hatırladığı korktuğu şey nedir? Ya da işte aşkı konuştuk ya da yoksunluğu konuştuk. Yani gurbette olmayı konuştuk. Bir sürü şey. Yani duygular konuştuk. We talked about for example, I would first talk to him about fear or what his first experience with fear was, what he could remember, or about love, or about the feeling of being bereft of something, or being what was the last one? En son bir şeyden ayrı olmak ve yoksunluk, ayrılık. Yoksunluk, evet. Or separation, or being abroad, away from your loved ones. These are the kinds of things we try to talk about first, to evoke first. Annesiyle babasıyla olan ilişkisini konuştuk. His relationship with his parents. Ve bütün o onun bana anlattıkları aslında benim yazdığım karakterin neresine değiyor, orada nasıl bir şey oluyor, onlar nasıl buluşabilirler, bunu düşünmeye başladım. And from everything he told me, I started thinking about to which parts of the character I have in mind could those correspond to and how we could make the two of them work together. Benim için oyuncu, yani oyuncunun hani tipi ve işte konuşabilirliği, yani söz bir fiziksel arızasının olmaması, yani dışında tek önemli şey karar verirken yürütmek onu. Yani yürü şuradan şuraya, kamera burada, şuradan şuraya yürü diyorum mesela, sadece bu. For me, apart from, you know, having no physical disabilities or anything that will come in the way of his acting, the most important thing for me for when I pick a non-professional actor is, for example, I just tell him to walk for me and he'll walk in front of the camera. Bu çok önemli bir şey. Bunu deneyin bakın. Yani %80'i yürüyemiyor. Try this actually. It's really remarkable. 80% of people won't be able to walk. Bu şeyleri de geçtikten sonra sahneleri konuşuyorum biraz. Yani yürüyemiyor. Yani burada kamera varken mesela şuradan şuraya yürüt dediğin zaman, yani yürü bakalım dediğin zaman, yani doğal bir şekilde yürüyemiyor. Yeah, in general, people cannot walk in a natural fashion from point A to point B when there's a camera on them. Sonra işte sahneleri konuşuyorum. Then we start talking about the scenes, the different scenes. Sonra çok başka fazla şeyler yapmıyorum. Böyle provalar, diyalog çalışmaları falan hiç öyle şey yok. Then I don't make any more really complicated situations like rehearsals or dialogue practice or anything like that. Onun bana mutlaka güvenmesi ve kendini bırakması, teslim olması lazım. He has to, the primordial thing is that he has to trust me. He has to let himself go and trust himself to me completely. Benim işim bu, yani bunu yapabilmek. This is my job to be able to do that with somebody. Eğer onda kuşku varsa inanın olmuyor. If he has the least bit of doubt, you can be sure that it will not work. Sonra çekime başladığımızda o sahneleri oynamaya başlıyoruz. Then as we start the shoot, we start playing out those scenes. Amatörlerin en büyük zorluğu aslında, ama aynı zamanda en büyük avantajı. The biggest disadvantage, which is also the biggest advantage of a non-professional actor. Onlara, onlar aslında ne kadar işte senaryo falan biraz bilseler de bir filmi bütün olarak hiçbir zaman göremiyorlar. Yani bu adam ne yapmak istiyor hiçbir zaman anlayamıyorlar. Even though they might know the script somewhat, they might know scenes here and there, they actually do not understand what he's trying to do as a director. They cannot see the whole film in its entirety because they don't have any experience with this before. And that's actually, yeah. O yüzden en önemli şey aslında o çektiğiniz sahneye yoğunlaşabilmek. So the most important thing becomes to fully focus on the scene that you're filming at that moment. Öncesini ve sonrasını hiç düşünmemek. Not to think about what comes before nor what comes after. Oyuncunun düşünmesine izin vermemek. Not to allow the actor to think. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu çocuk, sütteki çocuk aslında 40 yaşında, yani yumurtadaki 40 yaşında olan adamın 18 yaşını canlandırıyordu. Actually the kid who's Melih in Milk, he was supposed to be the 18-year-old version of the 40-year-old character from Yumurta, the first film. Ben ona mesela Yumurta'yı hiç izletmedim, hiç bilmedi. I never let him watch Egg, for example. He never knew about that other film. Ama film bitti, Venedik'te filmi birlikte izlerken, as we were watching the film together, Süt, you mean? Yeah. As we were watching the finished film together,
Bana dedi ki, ya ben bununla aynı yürüyorum, aynı adam gibiyim. He said, oh, and then you were watching Yumurta together. Yani. Yumurta'yı gördü o zaman sonra. Sonra izledi. Ha. And then after watching the Yumurta and the finished film that they had done together, he's like, look at me, I'm walking just like this guy. I'm doing nasıl, like the same things. Bunu nasıl yaptık dedi. How did we do that? Yani o yüzden yani böyle bir karar verirseniz aslında en önemli şey onun güvenini sağlamak, sizdeki güvenini sağlamak. So if you do make a decision to use somebody non-professional, the most important thing is to have them trust you. Have total confidence. Ve de konuşmak. And to talk to them. Bir şey daha yapıyorum, pardon. Bir şey daha. bu da çok işime yarıyor. I do one other thing. Çekim sırasında aslında ben montajcıyı göreve başlatıyorum. I have my editor begin work as the shoot is going on. Her gün çektiğim şeyleri o arka tarafta bir yerde edit yapmaya başlıyor. As he gets the daily rushes, he starts editing already. Ve ertesi gün ben onları izliyorum. And the next day I watch that. Ve bazı olmayan şeyler olduğunu görüyorum ve yeniliyorum bazı şeyleri. And I see certain things that that weren't there and I work on those. Ve genellikle ilk hafta çektiğim şeylerin hepsi çöpe gidiyor. And usually the what I shoot the first week always ends up in the trash bin. Çünkü ben tazeyim, oyuncular taze, ekip taze, bir sürü hatalar yapıyoruz. Because we're all fresh to the project, so there are inevitably lots of mistakes. Eğer bir yapımcıyla çalışsam beni öldürür. If I was working with a producer, they would kill me for that.